Miss Turkey, güzellik mi, kaos mu? Herkese merhaba sevgili magazin severler. Bugün yine Türkiye'nin en büyük, en görkemli ve en tartışmalı etkinliklerinden birini konuşacağız. Evet, doğru bildiniz, Miss Turkey. Her sene olduğu gibi bu sene de güzeller geçidi ve gıybet geçidi. Hazır mısınız? Hadi başlıyoruz. Şimdi girip günümüz ansiklopedisi Wikipedia'ya güzellik yarışması nedir diye bir bakın. Karşınıza kadınların fiziksel özelliklerinin ön planda tutularak değerlendirildiği yarışmalardır. Cümlesi çıkacak. Zeka, güzellik, yetenek, hepsi ayrı isimlendirilen ayrı özelliklerdir. Zeki olunca fiziksel olarak güzelleşmezsin ya da fiziki çok güzel birisi, çok yetenekli biri olacak demek değildir. Ama yeni Türkiye güzelimiz İdil Bilge'ye göre güzellik yarışması iç güzelliği seçen, dış güzelliğe bakmayan bir yarışma. İdil Bilge mevzusuna geçmeden önce bir bakalım kimler gelmiş, kimler geçmiş, kimler bu yarışma sayesinde paraya para dememiş, şöhrete kavuşmuş. Arkadaşlar, bu yarışmayı anlamak gerçekten zor. Bir yanda birbirinden güzel hanımefendiler, bir yanda jüriler, bir yanda bu kız benden güzel değil ya diyen izleyici yorumları. Hele o sosyal medya yorumları yok mu? Yarışmayı izlerken değil, yorumları okurken gülmekten yarılıyorum. Şimdi işin jüri boyutu var. Jüri seçiyor da neye göre seçiyor? Kim bilir kaç tane kahve içip kaç tane bu sene kim kazanmalı ya toplantısı yapıyorlar ya, sonra da podyuma çıkıyorlar ve başlıyorlar açıklamaya. Güzellik standartlarına, özgüvenine ve sahne duruşuna göre karar verdik. Ama bakın bazen gerçekten açıklama bekliyoruz. Çünkü o nasıl bir güzellik kriteridir? Hani mesela o birinci seçilen kızın saçları, neden ben o saçla kapıdan bile çıkamazken yarışmadaki kız birinci seçiliyor? Neyse, demek ki biz yanlış biliyoruz arkadaşlar. Bir de jüride kimler var? Bazen modacılar, bazen ünlü oyuncular, bazen de daha önce Miss Turkey olmuş güzeller, bazen de hiç alakasız biri. Bir de her yarışmacının ben dünya barışı istiyorum repliği var, efsane değil mi? Ne desin kızcağız, çıkıp dünya daha da karışsın mı diyecek. Bir Miss Turkey skandalsız geçer mi? Tabii ki hayır. Skandal varsa biz varız. 2017 olayını hatırlıyor musunuz? Miss Turkey, 2017 yarışmasında birinci seçilen Itır Esen'in tacı, sosyal medyada 15 Temmuz şehitleriyle ilgili yaptığı bir paylaşım nedeniyle geri alındı. O olay günlerce konuşuldu, herkes bir taraf oldu. Ama bakın, burası Türkiye, skandallar asla unutulmaz. Sosyal medyada o kadar çok tepki geldi ki yarışma yerine sosyal medya savaşı izledik adeta. Twitter'da resmen Miss Twitter seçiliyordu. Tabii Itır Esen'in yazdığının açıklanacak bir tarafı da yoktu. Bakın size birkaç tweet okuyayım. Bir tanesi şöyle diyor. Bu kızın mı tacı alındı? Ben de bir umut başvurayım bari. Yani millet o kadar şoka girdi ki herkes bir anda güzellik yarışmasına katılmaya karar verdi. Hadi hep beraber başvuruyoruz arkadaşlar. Ne dersiniz? Belki seneye biz taç takarız. Miss Turkey'de en çok tartışılan bir diğer konuda güzellik mi önemli, zeka mı? Arkadaşlar, ne siz sorun ne ben söyleyeyim. Yani güzellik mi, zeka mı derken üçüncü bir seçenek olarak torpil var mıdır acaba? Şaka şaka tabii ki yoktur. Ama bazen sanki sonuçlar biraz şaşırtıcı olmuyor mu sizce de? Mesela geçen sene bir kız vardı, hem güzel hem zeki ama kazanamadı. O anda Twitter adeta alev aldı. Bu kadar zeki ve güzel biri kazanamıyorsa bizim hiç şansımız yok demektir. Haklılar, demek ki sadece güzellik veya zeka yetmiyor, bir de şans gerekiyor. Gelelim en heyecanlı ana, taç töreni. Ama her sene aynı cümlelerle kapanış yapılmaz mı? Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyoruz. Yani hanımlar, beyler tabii ki inanıyoruz. Kızcağız 10 dakika boyunca bize podyumda yürüyüp poz verdi, ne bekliyorduk ki? Ama yine de kabul edelim, tacı takarken o duygu seli yaşanıyor. Gözler doluyor, alkışlar havada uçuşuyor, herkes acaba gelecek sene ne olacak diye düşünmeye başlıyor. O sırada birinci olan kız ise Dünya Güzellik Yarışması'na gitme hayalleri kuruyor. Biz de ekran başında ona başarılar diliyoruz. Tabii bir de Türkiye'nin makyajı güçlüydü diyoruz. Çünkü bizim kızlar hep güzel maşallah. Bu yarışmayı kazanan kim olmuş bir bakalım. Nebahat Çehre, Aydan Şener, Arzum Onan, Tuğçe Kazaz, Azra Akın, Ayşe Hatun Önal, Pınar Altuğ, Çağla Şikel, Hande Subaşı. Hepsinde yarışma sonrası dizi film sektörüne ışık iziyle girmiş isimler. Tacını takıp dizi tarihine altın harflerle adını yazdıran biri. Aydan Şener 1981 yılında Miss Turkey tacını aldı ama o taç yetmedi tabii. Sonra ne yaptı? Hepimizin gönlünü fetheden Çalıkuşu Feride olarak karşımıza çıktı. Düşünsenize, önce Türkiye'nin en güzeli oldun, sonra da dizilerin en sevilen karakteri. Aydan Şener çok başarılı bir oyuncu oldu. Feride karakteriyle adeta sinema dünyasının da tacını taktı. Hem Taçlı Kraliçe hem de dönemin en çok izlenen dizilerinin başrolü oldu. Kendisine göre dünyanın kraliçeler kraliçesi Hülya Avşar 1983 yılında Miss Turkey tacını kazandı ama bir sorun var. Daha yarışma bitmeden tacı elinden alındı. Neden mi? Çünkü evli olduğu ortaya çıktı. Skandallarla taçlanan bir kraliçe olur da şöhret olmaz mı? Olur tabii. Taç gitti ama Hülya Avşar kaldı, hem de nasıl kaldı? O günden bugüne tam 40 yıldır şöhretin zirvesinde. Şöhret mi dediniz? Hülya Avşar'dan öğrenin. Evet, tacı kaybetti ama bu onu durdurdu mu? Hayır tabii ki. Hülya Avşar, "Tacım olmasa da ben şöhretin kraliçesi olurum" demişti. Hem oyuncu, hem şarkıcı, hem de jüri üyesi. Hülya Avşar demek, taçsız kraliçe demek. Arzum Onan, 1993 yılında Miss Turkey birincisi seçildi, güzelliğiyle hepimizi büyüledi. Ama Arzum Onan'ın hikayesi sadece taçla bitmedi, asıl olay sonrasında. Evet, herkes güzel olabilir ama kaç kişi güzellik yarışmasından çıkıp başarılı bir heykeltıraş olur? Arzum Onan taç taktıktan sonra güzelliğini sanata dönüştürdü. Düşünsenize, bir gün taçlı kraliçesiniz, ertesi gün heykel yapıyorsunuz. Bir kraliçe olarak taç yetmez, bir de heykel yaparım dedi Arzum. Kim demiş güzellik sadece dışta olur diye? Kraliçe olmak her şeyin ötesine geçip sanatın kraliçesi olmak demektir. Kraliçe tacını almış, sonra da sanatın başına geçmiş. Demet Şener, 1995 Miss Turkey birincisi. Taçla başlayan yolculuğunda magazin dünyasının vazgeçilmezi oldu. Evlilikler, boşanmalar, skandallar... Demet Şener resmen şöhret tacını kafasına taktıktan sonra magazinin bir numaralı yıldızı haline geldi. Miss Turkey yarışmasını kazanmış olmak yetmez. Sonrasında sürekli manşetlerde olman gerekir. Demet Şener de bu işi hakkıyla başardı. Hem modellik, hem oyunculuk, hem de yıllarca manşetlerden düşmeyen bir kraliçe oldu. Çağla Şikel'le devam edelim. 1997 Miss Turkey birincisi olduktan sonra podyumların en gözde mankeni oldu. Ama Çağla sadece podyumda kalmadı, ekranlara da sıçradı. Hem mankenlik, hem sunuculuk, hem de anne olarak her işin altından başarıyla kalktı. Kraliçelik böyle bir şey işte. Tacını aldı, modellik kariyerinde zirveye oturdu, ardından televizyon dünyasında da fırtına gibi esti. İyi bir manken, iyi bir sunucu ve iyi bir oyuncu oldu. Şu anda 46 yaşında olmasına rağmen fiziği ile herkesi çatlatmaya devam ediyor. Şimdi diyeceksiniz ki Burcu Esmersoy birinci olmadı ama o finale yükseldiği günden beri hayatımızda. Tamam, 1997 Miss Turkey'de birinci olamadı ama sanki kazanmış gibi bir şöhret patlaması yaşadı. Güzellik yarışmasında taç alamasa da medya dünyasında taçsız kraliçe ünvanını kaptı. Burcu Esmersoy, "Ben taçsız da olurum" diyerek medyada fırtına gibi esti. Yarışmada finale kalmak yetmedi. Spor sunuculuğu, magazin sunuculuğu, influencerlık, kadın resmen her platformda kraliçe oldu. Şimdi bakıyoruz, Instagram'da binlerce takipçisi var, her fotoğrafında bir kraliçe edası. Tacı olmasa da spot ışıkları hep onun üzerinde. Tabii, zengin ve zeki iş adamlarıyla yaşadığı aşklarda kariyerine bolca destek oldu. Geldik tüm kraliçelerin kraliçesine, Azra Akın. 2002'de hem Miss Turkey birincisi oldu, hem de Miss World tacını takarak dünyayı fethetti. Şimdi diyeceksiniz ki, Azra Akın taç aldı, sonra ne yaptı? Şöyle söyleyeyim, güzellik yarışmasından sonra bırakın Türkiye'yi, tüm dünyada tanındı. Televizyonda dans yarışmaları kazandı, oyunculuk yaptı, reklamlarda boy gösterdi. Yani tam bir dünya starı oldu. Azra Akın için taç demek, tüm dünyayı gezip güzellik elçisi olurum demekti. Yani sadece Miss Turkey olmak yetmezmiş, bir de dünya güzeli oldu. Artık yaşlandı, evlendi, barklandı, eli eteği çekti. Şevval Şahin 19 yaşında Türkiye güzeli seçildi. İstanbul'da doğmuş, Londra'da okumuş bir güzellik kraliçesi karşımızda. Bu da başına Türkiye'de büyük bela oldu gerçi. Hani şu İngilizce aksanıyla Türkçe konuşması var ya, hatırlıyorsunuz değil mi? Resmen acaba Türkçeyi mi unuttu diye düşünmüştük. Konuşmasında sıkça İngilizce kelime kullanan ve dondurmaya bile ice cream diyen Şahin alay konusu oldu. Yetmedi katıldığı bir YouTube programında İstiklal Marşı'nı okuyamaması, Atatürk'ün herhangi bir sözünü bilememesi, daha da fantastiği korona günlerinin sembolü Fahrettin Koca'yı tanıyamaması, Şevval Şahin'in cahilliğinin sergilenmesi olarak yorumlandı. Ve tabii ki Şevval Şahin denince akla ilk gelen şey lüks yaşam ve tatil pozları, o yatlar, tekneler, tropikal tatiller herkese fazla yapmacık ve havalı gelen bir tip oldu, linçlendi, aforoz edildi. İdil Bilge, 24 yaşında, babası Ukrayna'da Türkiye Büyükelçisi olarak görev yapan Mustafa Levent Bilgen, biliyorsunuz Ukrayna-Rusya savaşı 3 yıldır devam etmekte. Ne dediler adama? Aa, seni savaşın olduğu bir yerde büyükelçi yaptık, sen dur istifa etme, tayin isteme. Biz senin kızını güzellik kraliçesi yapacağız falan mı? Çünkü İdil Bilge'nin Türkiye güzeli seçilmesinin açıklanabilir iki nedeni var. Ya torpil ya da jüri üyeleri kör. İdil Bilge babasının paracıkları ile Koç Üniversitesi'nde tıp okumuş, okulun yıllık ücreti 1.075.000 Türk lirası. Koç Üniversitesi'nin en sosyetik üniversite olduğu göz önüne alınırsa bir yıllık masrafı okul parasını bile geçiyordur. Yeni mezun olan İdil, ay babam sayesinde hem tıp okudum hem de şimdi Türkiye güzeli seçileyim de herkese hava atayım falan demiş olacak ki okul biter bitmez hemen güzellik yarışmasına katılmış, her ne kadar yılda 1 milyon TL para vermiş olsalar da sonuçta tıp okumuş birisi olarak takdiri hak ediyor. Normal şartlarda hoş bir geç kızımız olarak kabul edilecek olan İdil Bilge'ye gelen "çirkinsin, rezilsin, Kemal Sunal'a benziyorsun" eleştirilerinin aslında tek bir nedeni var. Güzellik yarışmasında birinci olması. Hadi ama o tacı hak eden Türkiye'de ne güzel kızlar var. İdil Bilge 16 Kasım'da Meksika'da düzenlenecek Dünya Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edecek. Evet sevgili güzellik tutkunları, bir Miss Turkey macerası daha burada sona eriyor. Ama merak etmeyin, bu yarışma bitse de bizde malzeme hiç bitmez. Yılın geri kalanında da magazinin dibine vurup her şeyi konuşmaya devam edeceğiz. Siz de hemen yorumlarda bize yazın. Sizce bu sene tacı kim almalıydı? Hadi gıybet kazanı kaynasın. Son olarak videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve o meşhur çanı açmayı unutmayın ki bir sonraki Miss Turkey skandalından habersiz kalmayın. Kendinize iyi bakın, güzellikle kalın ama zeka da önemli, tamam mı? Bye bye.